23 Mayıs Pazar. Uni TV hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Ben İlksen Efe. İlk olarak Mersin'deyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara moral sağlamak amacıyla Türkiye'nin birbirinden değerli yazarlarına ait öykülerinin derlendiği Evde Kalmış Mersinlilere Öyküler adlı kitap hazırladı. Kitap okuyucularına kapı kapı dolaşarak teslim edildi. Merhabalar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e size kitap hediyelerini getirdik. Evde kaldığınız zamanlar canınız sıkılmasın diye okumanız için gönderdiler. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Zaten evde bir yıldır ülkeden dolayı, pandemiden dolayı çıkamıyoruz. Ve yapacak bir şey yok. Bu çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Vahap Başkanı'na selamlar. Şöyle. Merhaba, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Sayın Vahap Seçer Başkanım size kitap gönderdi. Evet. Çok güzel bir yaklaşım, çok teşekkür ediyorum. Kitaplarımın arasında buna da güzel bir yer vereceğim. Şu pandemi döneminde de çok çok iyi olmuş, çok teşekkür ediyorum. Saygılar, güzel bir yaklaşım, çok Mersin. Merhaba. Merhabalar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer size kitap hediye gönderdi. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun sizler de. Kendi Vahap Bey de, belediyemiz de çok teşekkürler. Ha, teşekkürler, sağ olun, var olun. Merhaba, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Vahap Başkanımız selamları var. Teşekkür bu hediyeyi size getirdim. Nasıl içeriktir bu? Neler vardır? Sabahattin Ali, Ali Bilir, büyük yazarlarımızın öyküleri var içinde. Çok ince bir düşünce. Teşekkür ediyorum Ağabey Başkan'a. Sağ olsun. Pandemi döneminde de hakikaten çok sıkılmıştık. Faydalanırız inşallah bundan. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok ince bir hareket, düşünmesi. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Buyurun. Vahap Başkanım'ın selamlarını getirdim. Teşekkür ederim. Size hediyesi var. Ay, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kitabınızı okuyacağım. Sayenizde kitaplığımıza yeni bir kitap geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ince fikrinizden dolayı. Vahap Bey'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kapı kapı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kapısını çalarak bu nadide eserlerin bulunduğu kitabı Vahap Başkanımızın selamlarını ileterek kendilerine takdim ediyoruz. Sokağa çıkma yasağından canları sıkılan 65 yaş üstü vatandaşımızın kütüphanesine bir değer katacağını düşündüğümüz bu öykü kitabını onlara hediye ediyoruz. Vahap Başkanımızın selamlarını ileterek. Bu zor günlerde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kitabı hediye ederken yüzlerinde oluşan tebessüm bizi mutlu ediyor. Onların bu kitabı okuyarak evde daha az canlarının sıkılmasını sağlamak amacıyla bu kitap bastırıldı. Vahap Başkanımızın selamlarını ileterek kitap... İkinci haberimize de Mersin'den devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Su kaynaklarını en uygun şekilde rehabilite eden MESKİ, bir damla suyun bile kaybolmasını engelliyor.
Arabaları yok onların. Dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımızla ilgili bu haberleri duymak istemiyoruz. Edirne'de bir haber ajansı temsilcisi olan gazeteci Koray Ustabaşı, köpeğini havlayan bir başka köpeği silahıyla öldürdü. Yangın haberi var ama itfaiye yok çünkü yangını vatandaş söndürüyor. Adana Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kerim Kubile'ye ait olan evde sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Vatandaşlar kova ve bahçe hortumlarıyla yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ne abi, öncelikle geçmiş olsun. Yangın nasıl çıktı abi? Arkadaşım vallahi biz evdeydik. Yukarıdan baktık. Şeylerin duman çıkmaya başladı. Sonra ev birden yanmaya başladı ama elektrik kontağından çıktı diyordu. Yangın ne zamandır sürüyor? Yangın biz 1,5 saat oldu. İtfaiye bekleniyor İtfaiye şu anda. Kadirli'den. Kırkpınar Marşı bestekarı ve köşe yazarı Beyazıt Sansı vefatının 1. yılında unutulmadı. Kanser hastalığı sebebiyle geçen sene hayatını kaybeden Edirne sevdalısı ve Kırkpınar Marşı söz yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı'yı Edirne'nin meşhur ciğercisi Bahri Dinar başta olmak üzere sevenleri unutmadı. Beyazıt Sansı, Edirne Karaağaç Camii'nde okunan mevlidin ardından Karaağaç Kabristanlığı'nda mezarı başında sevenleri ve yakınları tarafından dualarla anıldı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Pazar bültenimizi güzel bir haberle bitirelim. Kısa adı KİSEY olan Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı kuruldu. KİSEY, Neren El ile Alan El'i buluşturacak. Engelsiz Keşan'la engelli vatandaşlara sosyal ve ekonomik katkı sağlayacak SOGEP hayata geçiyor. Engelliler Haftası'nda, En Vakıflar Haftası'nda Keşan İyilik, Sağlık, Eğitim Vakfı'nın kurulması Keşan'a hayırlı olsun. Bugün Keşan Kaymakamlığımızda bu anlamlı iki konuyla ilgili yaptığımız bazı çalışmaları sizlere sunmak istiyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. İlk olarak tam adıyla KİSEM olan, kısa adıyla KİSEM olan çalışmalarımızın geldiğimiz son aşamayı sizlere aktarmak için bir aradayız. Yine buna paralel olarak engelli vatandaşlarımız için ikinci konuda Trakya Kalkınma Ajansı'na hazırlayıp sunduğumuz SOGEP projesi kapsamında Engelsiz Keşan adlı projemiz ile ilgili bilgiler sunacağız. Yaklaşık 6 aydır vakıf kurulması için birçok yol kat ettik ve resmi gazetede yayınlandı. Artık Keşan'ın İyilik, Sağlık, Eğitim Vakfı var. Bunun da temalarından biri engellilere hizmet etmesi. Engelli kardeşlerimize hizmet edecek olan bu vakıf eğitimden sağlığa, sosyal yaşamından iş hayatına kadar Keşan'ımıza
profesyonel ve toplumsal katkı sağlayacak bir vakıf amacıyla yola çıktık. Keşan Kaymak, az önce söylediğim gibi Keşan Kaymakamlığımız, oda borsalarımız, esnaf odalarımız, muhtarlarımız, derneklerimizle birlikte yürüteceğimiz olan bu vakfın Keşan'ın gerçek ihtiyaç sahiplerine, buranın altını çiziyorum, gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlarıyla ulaşsın istiyoruz. Tamamen engellimiz varsa mahallemizde, dezavantajlımız varsa, dezavantajlıdan evine ekmek az götürenler, okuyamayanlar, burs almak isteyenler, engelli kardeşlerimiz, yaşama bağlanmak isteyenler, hem psikolojik olarak, hem eğitim olarak, hem sağlık olarak, hem iyilik olarak, sadece engelli kardeşlerimiz değil, mahalle muhtarlarına başvursunlar. Bu vakıf kanalıyla önce bir veri tabanlarımızı geliştireceğiz. Sonra herkesin hayrını bekleyeceğiz. Veren eli alan elle buluşturacağız. Evet arkadaşlar, vakfımız ilçemiz için, ilimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hiçbir ayrım yapmadan dezavantajlı gruplara yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Bu doğrultuda emek harcayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek bayramımızda hepimiz için mübarek olsun. Hafta sonu haberlerimizin sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye dek Uni TV olarak sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta dileriz. Hoşça kalın.